Pazarlar Piyasa Gayrimenkul'e hoş geldiniz. Yine her zaman olduğu gibi bugün de programımız dop dolu geçeceğini düşünüyoruz. Yine program ortağım sevgili Kudret Çöçü, gayrimenkul hukuku uzmanı avukat Kudret Çöçü Ankara'dan Skype'la bağlandık. Kudret'ciğim merhabalar. Merhabalar. Sizlere ve tüm kıymetli izleyicilerimize iyi akşamlar, mutlu pazarlar diliyorum. Dün birlikteydik ama işte kısmet benim dönmem gerekti. Evet. Dün gerçekten çok güzel bir etkinlikti, gayrimenkul zirvesi, emlak zirvesi. Dünden bahsedince buradan Nova Gayrimenkul'e ve sevgili Yavuz Nural'a bu etkinlikten dolayı çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten son yıllarda görmüş olduğumuz en iyi zirvelerden bir tanesiydi. Biliyorsun hep beraber katıldık zirveye, çok da keyifli geçti. Gelen gayrimenkul danışmanı arkadaşlarımıza, yani sektör paydaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Hepsi çok keyifliydi. Gerçekten çok güzel. Yani gerçekten de hani burada Yavuz Bey'in hakkını özellikle vermek lazım. Evet. Yani ışıkçısına özenmiş, ses sistemine özenmiş, zaten hazırladığı yer çok güzel. Yani baştan sona böyle özenli olmuş, konuklar özenlesi. Yani biz de bunun bir parçası olmaktan gerçekten çok mutlu olduk. Dün böyle mutlu mesut oradan ayrıldık, artık devamını bekliyoruz diyelim. Evet. Ya erken kaçtın. Bir de vedalaşamadık da sevgili Kudret senle. Ya işte hayatta insan bazı şeyler değişiyor. Mavi kızımın dün malum ateşi vardı. Hiç uyumadan uçağa bindim geldim. Şimdi iyi ama değil mi? İyi, çok şükür. Peki. Yani sevgili izleyiciler, bugün programımıza 25, 26 ve 27. dönem milletvekili Sayın Arzu Erdem konuk olacak. O da birazdan stüdyomuzda olacak. Yabancıya satışlardaki yeni düzenlemede, yani vatandaşlıkta değil, oturum izninde alınacak olan satışlarda yeni bir düzenleme olmuştu değil mi sevgili Kudret? Onunla alakalı konuşacağız Sayın Arzu Erdem'le. Biliyorsunuz Sayın Arzu Erdem Avrupa Parlamentosu da çok görev yaptı. Evet. Uyum Meclisi, meclis üyesiydi. Uyum Komisyonu meclis üyesiydi. Onun değerli görüşlerine başvuracağız sevgili milletvekilimizin, sayın milletvekilimizin. Sağ olsun, o da bizi kırmadı. Dünle alakalı bir değerlendirme yapsana. Yani kendinle alakalı değil ama yani diğer katılımcı arkadaşlarımızla alakalı. Yani şöyle söyleyeyim, yani gerçekten hani bu hangi sektör olursa olsun İsa Bey, bir sektörde bu kadar özenli insanların olduğunu bilmek güzel şey. Yani bir şeyler değiştirebilmek, bir şeyler ileriye götürebilmek, bir şeyleri geliştirebilmek için ya bu şekilde çabalar gerçekten saygı hak eden şeyler, çalışmalar. Ya diyorum ya, yani salona girdiğiniz andan itibaren fark ediyor. Hatta sizde de bir espri yapmıştık, hatırlar mısınız? Dedim abi uçarak mı gireceğiz falan diye. Çünkü öyle bir sahne falan hazır. Yani ışık, ses falan filan, insan böyle konsere çıkacak bir sanatçı gibi hissediyor kendisini. Önemli, özel hissediyor. Yani onun dışında hani seçilen konuklar da gerçekten hepsi konusunda uzman, duayen olan insanlar. Yani böyle herkesi ayrı ayrı keyifle dinledik. Bir şeyler öğrendik. Yani öğrenmenin yaşı, sonu, sınırı yok. Yani hiçbir şey öğrenmeseniz bile bir pazarlama tekniği öğreniyorsunuz, bir insan ilişkisi öğreniyorsunuz. Yani oraya gelen insanlarda da şunu gördüm. Yani bütün katılımcılar birbirlerine kart alıyorlar, kart veriyorlar. Belki aylardır birbirini görmeyen eş var, dost var. Bir de şey çok güzeldi. Yani hatırladığımı söylüyorum. Afyon'dan gelen vardı, Balıkesir'den gelen vardı. Benim arkadaşlar sağ olsun Ankara'dan çıktılar, geldiler. Çok keyifliydi. Anlamadım İsa Bey. Mardin'den katılan vardı, evet, Mardin'den. Mardin'den katılan vardı. Yani Kadıköy'den katılan ben de varım dedi ama o pek. Yerle Kadıköy arası çok bir şey ifade etmez. Bir Beylikdüzü biraz ilgi çekmişti. Evet. Ben İstanbul'un içeren çok mesafe bilemediğim için ama şeyi biliyorum, yani Kadıköy ile Ataşehir'in de birbirine bitişik olduğunu biliyorum. Sevgili Kudret, arzu edersen bu oturumla alakalı, bu yeni düzenlemeyle alakalı kısa bir bizi bilgilendirirsen sayın vekilimiz katılana kadar. Yani şey de yapabiliriz. Ön giriş yapalım.
Sorular vardı. İsterseniz oradan da devam edebiliriz. Geçen haftadan kalan Evet, sorular mı? bayağı kalmıştı. Sayın Vekilim gelene kadar. Hemen bakalım. Yani çünkü her hafta biliyorsunuz sorular üst üste yığılıyor. Haklı olarak da bazı kıymetli izleyicilerimiz sitem ediyorlar ama ona da Tamam. çünkü o kadar ilgi gösteriyorlar ki sağ olsunlar. Hani elimizden geldiğince de bizler vakitli cevaplamaya çalışıyoruz ama ister istemez bazı ufak tefek gecikmeler olabiliyor. Kusurumuz affola diye. Hemen bakıyorum sevgili Kudret. Nerede kaldığımıza bakıyorum. Sanırım yedide kaldık. Bir devam edelim istersen. Sen belki kıymetli izleyicilerimiz de. Evet, hayırlı yayınlar. Benim bir dairemde kiracım vardı. Daha sonra ise sahibi olduğum şirketin ihtiyacı için buraya dava açtım ama mahkemeden reddedildi. Bu nasıl olabilir diye sormuş izleyicimiz. Anladım. Tamam, bu aslında kıymetli, güzel, özel de bir soru. Şöyle İsa Bey, biz de insanlar şunu birbirinden ayırt etmekte zorlanıyorlar. Yani bir şirketin sahibi olmanız demek o siz demek değil. Yani bizim hukukumuzda sizin kurduğunuz şirket ayrı bir tüzel kişi sayılır, ayrı bir kişi sayılır. Tıpkı sizden doğmuş 18 yaşından büyük çocuk gibi düşünün. Siz ayrı kişi sayılırsınız. Bizim insanlarımız mesela yatırım yaparken şunu yanlış yapıyorlar İsa Bey. Örnek veriyorum, sizin şirketiniz var, emlak şirketiniz. Siz ne yaptınız? Dediniz ki Kudret ben Eyüp'ten çıkayım. Hani Eyüp'ün yanında bir de Beşiktaş açayım. Şimdi burada şirketinizin ihtiyaç için bir yer alıyorsunuz ama bunu şirketinizin adına değil İsa kalenderi olarak alıyorsunuz. Şimdi dava açtığınızda da hakim size diyor ki senin ne ihtiyacın var diyor. Siz diyorsunuz ki işte benim şu şirketim var, bu şirketimi şubeleştirmem gerekiyor, büyütmem gerekiyor falan. İşte orada hakim sizin davanızı reddediyor. İşte bu durumda da tıpkı kıymetli izleyicimizin yaşadığı gibi siz bir şaşkınlık yaşıyorsunuz. Diyorsunuz ki ya benim ihtiyacım sabit, şirketimi büyüteceğim, şube açacağım. Ki tacirin hani büyümek istemesi de en doğal hakkıdır değil mi? Ama işte Doğru. orada hani red gerekçesi şu, diyor ki İsa Bey, mal diyor senin malın, İsa kalenderin malı ama senin diyor ihtiyaç için dava açtığın diyor, işte İsa kalender emlak yatırım anonim şirketi. Bu şirket diyor ayrı bir tüzel kişilik. Eğer diyor sen bu şirketin ihtiyacı için diyor dava açacaksan, malı diyor bu şirketin üzerine alman gerekirdi. Yani bunu kıymetli dikkat etsinler. Eğer şirketlerinin ihtiyacı için bir yer alacaklarsa, bunun için bir dava açacaklarsa bunu mutlaka şirketler üzerine alsınlar. Yoksa öbür şekilde tıpkı bu olayda olduğu gibi bir şaşkınlık olur. Çünkü diyorsunuz ki ya şirket benim zaten, benim şirket tamam bu öyle. Ayarız hukuki anlamda şirket sizinden dışında bambaşka bir tüzel kişilik demektir. Doğru. Hemen geçiyorum. Lütfen. Bu soruyu da çok kısa cevaplarsak Sayın Erdem içeri Tamam. giriş yapacak. İsa Bey, Avukat Bey, iyi yayınlar diliyorum. Benim başıma şöyle bir durum geldi. Benim bir arkadaşım sorunları olduğunu, bu nedenle evini üzerime almam gerektiğini, ben de evi Haziran 2023'te aldım ve belediye raycı olan 200 bin liraya gösterdik. 2023'te sattım, alıcı kredi çekti. Tapuda 2 milyon 400 bin gösterdik. Şimdi ise bana bir arkadaşım çok ciddi vergi ödeyeceğimi söylüyor. Doğru mu? Evet, yani burada hani kıymetli izleyicilerimizi bu soru özelinde uyaralım. Bir taşınmazı edindiğiniz tarihten itibaren 5 sene içerisinde satarsanız aldığınız değerle sattığınız değer arasında enflasyon fiyat farkının üzerinde bir fark varsa burada gayrimenkul değer artış vergisi doğar. Şimdi o yüzden bu şekilde hiç ummadığınız, bilmediğiniz bir vergiyle muhatap olmamak için lütfen aldığınız bir taşınmazı 5 sene içerisinde elden çıkartıyorsanız aldığınız değerle sattığınız değer arasında bir gayrimenkul değer artış vergisi çıkıp çıkmadığını kontrol edin. Yoksa buradaki gibi çok ciddi sıkıntıyla karşı karşıya kalırsınız. Yani kıymetli izleyicimiz 200 bin liraya almış. Bunu 2,5 milyona satmışsa arada 2 milyon 200 bin lira gibi ciddi bir rakam var. Bunu da %40'ından bahsediyoruz. Hatta %47'ye kadar da çıkabilir. %40 dediğimiz şey de 800-900 bin lira vergi demektir. O yüzden lütfen ama lütfen yani elinizdeki bir taşınmazı 5 sene içerisinde elinizden çıkartıyorsanız gayrimenkul daire artış vergisine tabi olup olmadığını mutlaka kontrol etmenizi öneririz. Yoksa bu şekilde yani 2,5 milyona malı satarsınız 800-900 bin lira vergi ödemek durumunda kalabilirsiniz. Bu konuda dikkat etmenizi rica ediyoruz.
Sayın Arzu Erzem stüdyomuzda. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Uzun zaman oldu efendim. Kıymetli üstadımıza da buradan selamlarımı iletiyorum. Evet, uzun zaman oldu. Ekranları başında bizi izleyen aziz Türk milletimize saygılarımı da selamlıyorum bu arada. Var mı efendim? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Sayın Erdem, sizi davet etmemizin sebebini biliyorsunuz. Konuşmuştuk evet. Daha önce de. Oturum, yabancıya oturumlarda yeni bir düzenleme getirildi. Siz de Avrupa Parlamentosu'nda bayağı bir görev aldınız uzun dönem. Bu konuda en yetkili ağız sizi sizden dinlemek istiyoruz açıkçası olayı. Öncelikle tabii sahadan ve genel anlamda da vatandaştan gelen eleştiriler bu konuda. İşte gelen hemen oturum alıyor. İşte gayrimenkul alıyor, gayrimenkul alır almaz oturumunu alabiliyor. Vatandaşlık alıyor. Hatta bunun bir ileri safhası. Tabii bunlar yanlış bilgiler. Ve ne yazık ki çok araştırılmadan ve en acı tarafı da iktidar eden parti ya da Cumhur İttifakı'na bunun mal edilmesi. Öncelikle göç politikalarında devletimizin ortaya koymuş olduğu irade bilhassa şimdi önce şundan bahsedeyim sadece oturum meselesinden değil. Örnek veriyorum geri gönderme merkezlerine neden gider yabancılar Türkiye'de bulunan? Bilhassa işte Suriye'den gelenler ve diğer sığınmacılar İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya Bey'in de talimatıyla bir gün bile oturumu geçmişse, bir gün çalışma müsaadesi geçmişse veya bir suça karışmışsa en adi suç dahi olsa geri gönderme merkezine derhal gönderiliyor. Yani sokakta yakalandı veya kimlik kontrolü yapıldı. Kimlik kontrolünde bir gün oturma müsaadesinin geçtiği görüldü. Veya çalışma müsaadesinin olmadığı görüldü. O kişi derhal en yakın geri gönderme merkezine gönderiliyor ve hiçbir şekilde memleketine geri gönderilmeden ve uzunca bir süre bilhassa bu şekilde deport edilenler, geri gönderilenler en az 6 ay sonra tekrar oradan müracaat etmek şartıyla Türkiye için alıp, vize alıp o şekilde gelebiliyorlar. Şimdi bunun bir önce düzeltilmesi gerekiyor. Yani sığınmacı meselesinde acımasızca eleştiriler yapılıyor. Nedir bu eleştiriler? Tabii Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri, kıymetli genel başkanımızın ilk iradesi şöyle olmuş. İşte Irak'ın kuzeyinde hilal şeklinde bir bölge oluşturalım, bir tampon bölge olsun burası. Sığınmacılar oraya gelsin, yerleştirilsin. Sağlık, eğitim, gıda, her tür işte İHŞ'si, her şey orada karşılansın ama ülke içine girmesinler demiş idi geçmişte. Ancak burada göç politikalarında farklı bir metot izlendi ve kamplar yapıldı sizin de bildiğiniz gibi. Güneydoğu Anadolu'da başlamak üzere hem ilk bildiğimiz kamp Gaziantep kampıydı hatırladığınız gibi. Evet. Oraya sığınmacılar geldi. Tabii orası ateş yangın yeri. Refleks olarak devletimizin yapması gereken de buydu mazlumun yanında olmak tabii ki. Ve burada gelenlerin bir bölümde Türkmenlerimizdi. Dolayısıyla buradaki belki önemli hatalardan bir tanesi şuydu. Kamplara gelen sığınmacıların o kamplardan dışarı çıkabilmesi. Yani kimlik kayıtları yapıldı yapılmadı. Çok hızlı oldu o süreci hatırlarsanız. Sonra birdenbire Türkiye'nin her bir yerine dağıldılar. Örnek veriyorum İstanbul'da suça karıştı. Suça karıştığında kimlik kontrolü adliyede yapılırken bir isim söylüyor. İsmi Mahmet Mehmet. Parmak izi alınıyor. Kişinin o gün kimliği aslında kayıt altına alınıyor. Ne beyan ettiyse o oluyor. Dolayısıyla o günden sonra aslında bu kez ülkede bir şekilde çalışması gerekiyor. Bir şekilde geçinmesi gerekiyor. Yani kampta kalmış olsaydı, işte Ürdün var örneğin orada örnek olarak kampları yapmışlar. Kampın dışına hiç çıkamıyor. Kampın içinde eğitim merkezi var. Yani okulları var, marketleri var. Hastaneleri var ve onun dışına çıkamıyorlar ama biz de dışarıda olunca bu sefer çalışmaları toplum hayatında bir şekilde katılım sağlamaları gerekiyor. Bunların eğitimleri mesela geldi devletin en ağır yüklerinden bir tanesi olarak. Bilhassa ilk öğretim çağındaki çocuklarla alakalı uyum problemi yaşadıkları için dil bilmemeleri sebebiyle, Türkçe bilmemeleri sebebiyle PİKTES öğretmenler grubu oluşturuldu. PİKTES öğretmenlerinin tek vazifesi şeydi. Özellikle Suriye'den gelen sığınmacıların Türkçe eğitimi almasıydı. Ve orada büyük de bir gayret sarf edildi. Tabii bu hani dikkat çekecek olursak küçük yaştaki çocuklar için
eğitim süreci niteliğinde. Peki 20 yaşında gelen nasıl eğitilecek? 25 yaşında gelen nasıl eğitilecek? Onlar da çalışma hayatına karıştılar. Çalışma hayatına karışırken de bizim aslında beklediğimiz tam entegrasyon noktasında istediğimiz verimi alabildik mi, almadığımız zamanlar oldu. Ve böyle bir süreç ilerledi. Tabii rahatsızlıklar başladı. Bilhassa geçen milletvekili seçimlerinde bir iki parti, böyle sonradan oluşmuş olan parti, sığınmacı meselesini kullanmak suretiyle büyük de oy devşirdi. Yani biz bu sığınmacı meselesini çözeceğiz, bunların hepsini göndereceğiz gibi söylemlerde bulundular. Halbuki Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey şunu söyledi. Peyderpey memleketine bayrama gidebilenler, bir örnek göstermek suretiyle, memleketinde kalabilir bunlar dedi. Bu şekilde artık demek ki yangın yerinden çıkmış, bayramlaşma yapılabilecek olan bir yer haline gelmişse bir memleketi, o zaman orada tekrar yaşayabilir anlamına geliyor. Dolayısıyla İçişleri Bakanlığı'nın izlemiş olduğu politikada da tam aslında bu oluştu. Neydi oluşan? Söylediğim gibi bayrama gidiyor erkek. Burada herhangi bir bağ bağlantısı yok. Onun gelmemesiyle alakalı gerekli işlemler yapılıyordu. Yine aynı şekilde bir kadın, yanında çocukları var veya bir yaşlı. Bunların gönderilmemesi için herkesin duyarlılığı zaten aynı. Devletimiz gerekli desteklerde bulundu. Şimdi yine bilinen yanlışlardan bir tanesi, ya bu sığınmacıların hepsine biz bakıyoruz. Hayır, biz sığınmacıların hepsine bakmıyoruz. Evet, doğru, ülke olarak bunlara kucak açtık. Yüksek bir gönül koyduk ortaya. Devletimiz de büyük bir irade koydu ortaya. Yükü çok ağırdı. Avrupa Birliği uyum sürecinin bir parçasıydı sığınmacı meselesi. Geri kabul anlaşması yapıldı. Sizin de bildiğiniz gibi bilhassa Ajlan Bebeğin kıya vurmasıyla birlikte biz şunu söyledik, tamam dedik, biz ne olursa olsun kimsenin oradan oraya şeylerle, deniz yoluyla gitmesine gerek yok. Biz hepsini alacağız, geri kabulü de kabul ediyoruz dedik. Avrupa Birliği uyum süreci kapsamında. Millet olarak da mazlumun yanında. Millet olarak da mazlumun yanında olma gibi bir gayretimiz var. Ama suistimal edenler. Tabii çok suistimal edenler var. Onun için de işte İçişleri Bakanlığı şu talimatı verdi. Suça karıştı. Derhal geri gönderilecek. Oturum, bu arada tabii ki öncesinde verilen oturum, yani daha doğrusu çalışma müsaadeleri ve oturum izinleri çok daha kolay alınabiliyordu göç idarelerinden. Ve bunlara çok ağır denetimler getirildi. Bir kere inceleme süreci çok uzatıldı. Yani şöyle düşünün. Şimdi bir kişi gitti, oturma müsaadesi için ya da çalışma izni için müracaat etti göç idaresine. Önceden buradaki süre çok kısaydı, çok hızlı kayıtlar yapılıyordu, çok hızlı izinler çıkıyordu. Ancak son dönemde özellikle suistimal edilmesiyle birlikte, bir de orada artık yangın yerinin sona ermesiyle birlikte bu süreç uzatıldı. Yani gerçekten ülkemizde fayda sağlayabileceğimiz, özellikle çalışma izinleriyle alakalı fayda sağlayabileceğimiz meslek grupları olarak gerçekten burada ihtiyacımızın olduğu. Çünkü bir devletin önceliği önce kendi milleti, ondan sonra mazlum millet. Ama mazlum millete sahip çıkar, yardım eder, bu başka. Ama istihdam sağlama noktasında eğer ihtiyaç, diyelim ki hekim ihtiyacı varsa, önce Türk milletinden seçer, kendi milletinden seçer devlet olarak. Sonra gelmiş olan, sonradan gelmiş olanlardan seçer. Dolayısıyla oradaki süreci gerçekten işe yarıyor mu, yaramıyor mu? Suistimal ediliyor mu, edilmiyor mu? Kişi gerçek kişi mi? Kişi acaba daha önce suça karıştı da ismini farklı şekilde kullanıyor mu? Bu süreçler hem emniyet hem ama aynı zamanda göç idaresinde çok incelenerek ve sonuç itibariyle mümkün mertebe fayda sağlayacak. Mesela iş yeri kurmuş. Öyle söylenildiği gibi yol geçen anı falan. İnanın öyle değil. Yani? Değil yani, ben bunu hani özellikle şunun için söylüyorum. Hani Cumhur İttifakı paydaşı olduğumuz için değil. Burada ortada gerçekler var. Şimdi bu gerçekleri görmemiz gerekiyor. Bizim de rahatsızlıklarımız var. Nedir bu rahatsızlıklarımız? Diyelim ki aslında çalışabilecek durumda. Ama çalışmayı reddediyor ve yardımlarla. Şimdi yardımlar, örneğin. Ya devletimiz de bunlara Türkiye yapmadığı kadar çok yardım yapıyor. Bakın, sığınmacılarla ilgili gelen yardımların önemli bir bölümü. Evet, devletimiz de tabii ki bu konuda maddi yardımlar, nakdi yardımlar yapıyor. Birleşmiş Milletler'den geliyor. Birleşmiş Milletler'in yine Avrupa Birliği, özellikle bizim işte Avrupa Birliği'ne kabul sürecinde ilerlemiş olduğumuz yolda yaptığımız geri kabul anlaşmasına karşılık aldığımız
paralar sığınmacılar için harcanacak olan paralardı. Dolayısıyla bunlar Birleşmiş Milletler'den geliyor ve sıkı da denetleniyor. Yani bu paralar gelip öylesine dağıtılmıyor. Bunların hepsinin bir sistematiği var. Yani bunlar gıda yardımı olarak ne kadarı yapılacak, kime yapılacak, bunlar kayıt altında tutulacak. Ama bunun yanında kaymakamlıklarımız örneğin her ilçede olduğu gibi düşkün, yardıma muhtaç. Örneğin yaşlı bir sığınmacı düşünün. Farklı yani yeteri kadar Birleşmiş Milletler'den gelen fon yeterli olmadığı için kişi başı belirlenen rakamlar var. Kaymakamlığa müracaat ettiğinde kaymakamlığımız devletin eli budur. Ayrım yapmaksızın ihtiyaç sahibi olan herkese gerekli yardımı yapıyor. Dolayısıyla sığınmacılara bir ayrıcalık yok, sığınmacılara bir farklılık yok. Sığınmacılar geldiği zaman istediği gibi istediği okula girebiliyor. Hayır öyle değil. Bununla ilgili koşullar neyse yerine getirilmesi gerekiyor. Bunu işte milletvekili olanların hepsi 2 yıl milletvekilliği yaptığı zaman milletvekilinden emekli olur. Hayır değil. Bir milletvekilinin milletvekili emeklisi olabilmesi için her Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşının olduğu gibi kadınsa kadın, erkekse erkeğin yerine getirilmesi gereken sigorta mevzuatını yerine getirmesi gerekiyor. Çalışma süresini tamamlaması gerekiyor. Ama nihayet itibarla 2 yıl vekillik yapmışsa tüm çalışma süresini işte 7 yıl, 7 bin iş günü, 5 bin iş günü bunların tamamını şey yaptığımız yerine getirdiğinde, tamamladığında prim gün sayısını ve süresini ve yaşını tamamladığında, bakın yaşı da tamamlaması gerekiyor. Ondan sonra milletvekili emeklisi olabiliyor. Yani, bakın bunlar hep tahmin edildiği gibi işte 40 inanın yaşında öyle değil. Milletvekili değil bitti, öyle. Yani hemen emekli şimdi, olmuyor mu? Tabii olmuyor. Evet. Çünkü örnek veriyorum işte 99'dan sonra işe girmiş olanların, yani meşhur EYT meselesinden sonra işe girmiş olanların tamamı sigorta mevzuatında Bağkurluysa Bağkur, SGK'lıysa SGK'lı neyi yerine getiriyorsa aynı şekilde milletvekilliğinden emekli olabilmek için her kadın neyi, hangi koşulları yerine getiriyorsa, her erkek hangi koşulları yerine getiriyorsa kadın milletvekili, erkek milletvekili bunu da yerine getirip ondan sonra emekli olabiliyor. Efendim, evet, milletvekili emeklisi oluyor. Siz konuya değindiğiniz için benim aklıma bir soru geldi. Yani siz o konuyu açtığınız için sığınmacılardan bahsettiğiniz için peki büyük şehirlerdeki konut kiralarının aşırı artmasında bu sığınmacıların var tabii ki. Ne diyorsunuz? Onda da şöyle, şimdi çok enteresan bir örnek vermek istiyorum. Biraz ben incelemeyi yaparken psikolojik boyutuyla da yapıyorum, sosyolojik boyutuyla da yapıyorum. Hani sadece siyasi yorumlama yapmıyorum. Ve orada da şuna şaşırıyorum. Sığınmacılar ilk geldiğinde, örnek veriyorum Zeytinburnu bölgesinde çok vardı. İnsanlar evlerini 20 kişiye kiraya verdiler. Bir evin içinde 20 ayrı kişi, her birinden örnek veriyorum 300'er lira para aldılar. Normal koşullar altında, o günün koşullarında ev 2000 liraysa kira olarak, 6000 lira kira geçiyor eline. Sonra indi o sığınmacı, ev sahibini kesti. Sonra vay sığınmacılar işte adam öldürüyor, devlet buna sahip çıkmıyor. Bakın, şimdi burada iki parmak karşımızdakini gösterirken üç parmak bizi gösteriyor. Biz burada acaba ne yaptık Türk milleti olarak? Evet, şimdi devletin özellikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yine yük olarak oluşturduğu, Türk milletini yük olarak oluşturduğu bir sığınmacı sayı olarak baktığımızda 5 milyon civarında insan var. Lakin biz ne yaptık? Yani kiraların yükselmesi şimdi çok kolay devlet suçlamak. Hemen ne olursa olsun iktidar eden parti, hükümet bu işi beceremedi. Ya şöyle değil. Şimdi bir binada düşünün ki kiralar 10 bin lira. Bir gün sabah biri uyanıyor diyor ki benim diyor kiram diyor 20 bin lira. Hadi rayiç oluşturdu. Herkesin kirası birdenbire 20 bin lira oluyor. Ne oldu 2 günde 10 binden 20 bine çıktı? Aa, çok güzel bir konuya değindiniz. Doğru söylüyorsunuz. Şimdi Sayın biraz Erdem, önce işte bu. Uzungöl olmaktan çıkmadı mı? Şimdi evet ne oldu sonra? Tabii bu sığınmacıların da çok büyük ne yazık ki garajları kiraya verdiler. Evlerin garajlarını sığınmacılara kiraya verdiler. Şimdi burada tabii bunu yapanlar da var. Tabii ki yapmayanlar da var. Ben yapanları özellikle biz tespit ettiğimiz için, yerinde gördüğümüz için hatta şaşırdık yani. Bu nasıl yapılabilir diye. Burada tabii biz millet olarak da ne yazık ki işte fahiş fiyat meselesi. Burada devletin ne kadar dahli olabilir? Veya hükümet eden partinin, iktidar eden partinin
ne kadar dahil olabilir veya Cumhur İttifakı'nın ne kadar kabahat olabilir bunda? Şimdi düşünün ki asgari ücrete zam yapıldı. Asgari ücrete zam yapıldığı gün birçok kalemdeki toptancılar %30 civarında zam yapıyor ürüne. Ya o gün diyelim ki tavaya yeme zam gelmemiş. Yakıta çiftçinin bilmem neyine bir şey gelmemiş. Ne oluyor da asgari ücrete zam gelir gelmez birdenbire bu çıkıyor diye. Devlet tedbir alıyor. Bakın kiralarla ilgili. Şimdi o kadar çok düzenleme yapıldı ki. Evet, ev sahipleri mağdur. Kiracılar mağdur. Ev sahibi birdenbire diyor kusura bakma diyor ben senin kiranı diyor. 5.000'den 50.000 yaptım diyor. Ya da çıkacaksın diyor. Devletimiz ne dedi orada? Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlemeyi biz yaptık. %25 bu şekilde bu şekilde çıkaramazsın. %25 artış yapabilirsin. Bu Temmuz'da çıkarırsan da efendim yoksa çıkarırsan devam edecek. Da ben devam eder diye düşünüyorum. Çıkarırsan da hani ona farklı bir düzenleme gelir diye düşünüyorum. Çıkarırsan da 6 ay evini kiraya veremezsin. İhtiyaç yani kendim kullanacağım tek evim. İhtiyaç dolayısıyla çıkarıyorum bu kiracıyı dediğinizde de 6 ay kiraya vermeyeceksin. Şimdi iş yerlerinde düzenleme getirdi. O düzenleme geldi mi öyle? Tabii. Yani 6 ay kiraya veremiyor. Öyle mi? Tabii. Ha. İhtiyaç dolayısıyla çıkardığında hani bunu kiraya vermek için yapmadığını şey yapmak için, onun önüne almak için. O mahkeme yoluyla, tahliye yoluyla. Tahliye yoluyla şöyle şimdi. Tabii bunlar çok zor işler. Şimdi arabuluculuğa gidiyor. Evet. Biliyorsunuz tahliye sürecinde. Hukukçumuz da burada zaten. Zaten evet. Kıymetli üstadımız da biraz evet. Değindi. Orada arabulucuya gidiyor ama ne yazık ki orada da yine inanılmaz bir tamahkarlık oluştu. Yani şöyle düşünün, ben hani iki taraflı bakmak gerekiyor. Bakın hep kiracı mağdur değil ama hep ev sahibi de mağdur değil. Ama iki tarafında mağdur olduğu örnekler gördüm ben. Doğru. Dolayısıyla gezdiğimizde sahada şunu görüyoruz. Şimdi iyi niyetle yaklaşıyor diyelim ki bir ev sahibi ama karşı taraf rayiç bedeller artık 25 bin lira olmuş. Bu taraf şuradaki uzun süreli işte 5. yılına girmiş örneğin. 4.500 lira ödüyor. Yani uzlaşı sağlanıp aslında o 4.500 lira revize edilse yukarı doğru ev sahibi de bu işten mutlu olacak. Kiracı da fahiş bir rakamla karşı karşıya kalmayacak. Orada bu çok yapılmıyor. Herkes çok özür diliyorum. Herkes orada hemen kanunun her nedense uygulanır tarafını kendine kullanıyor. Dolayısıyla peki şu yüzde çok özür dilerim %25'lik devam ederse kaos devam eder mi? Şimdi bence hatta bence kaostan ona ziyade yani %25 olarak kalır mı ondan emin değilim ama şunu söyleyeyim ona yeni bir düzenleme gelir diye düşünüyorum ama yine makul bir düzenleme çünkü %25 de çok böyle şu an için tatmin edici bir şey rakamlarla oluşmuş olan hani %25 düzenlemesi dolayısıyla rakamlar piyasa değerlerinin ve enflasyonun karşısında çok aşağıda kaldı. Evet. Dolayısıyla orada bir düzenleme gelecektir ama ben hep şunu söyledim. Temel gıdalarla ilgili fahiş fiyat. Evet bir hani şimdi serbest rekabet kanunu var. Hukukçumuz da şeyde ekranda. Şimdi ne oluyor? Serbest rekabet kanunu gereği siz fiyatla ilgili tek bir fiyat belirleyemiyorsunuz. Ancak orada yine denetimleri çoklaştırdı iktidar eden partimiz ve devletimiz. Denetimlerle birlikte özellikle marketlerde rastladığımız şeye, genel başkanımızın değindiği işte üç harfli marketleri incelemek lazım. Rafa gidiyorsunuz bakıyorsunuz rafta fiyat çok düşük bir fiyat var ürün yok. Kasada da farklı fiyat. O da ayrı bir konu tabii. Orada düşünün ki 250 bin şubesi var. Evet. 1 lira yazdığında bir üründe bir kişi de 250 bin lira para yapıyor. Bu az bir şey değil yani. Kesinlikle. Dolayısıyla buradan biz hani tüketiciyi gittiğimiz yerlerde de uyarıyoruz. Lütfen alışveriş yaptığınızda kasa fişinizi kasadan çıktığınızda mutlaka kontrol edin. 1 lira 2 lira o an anlamıyorsunuz belki ama düşünün ki bir kişi de 2 lira 1000 kişi günde o şekilde alışveriş yapsa 1000 de düşük bir rakam. Çok 200, düşük, evet. 250 bin şubeyle şey yaptığımızda orantıladığımızda ama biz öyle bir rakamdan gittiğimizde inanılmaz rakamlar çıkıyor ortaya. Denetim yaptı yine bakanlıklar. Denetimlerde işte o fiyat dengesizlikleri, fahiş fiyat meselesi rafta var, rafta yok, stokta var falan. Bunları yaparken ceza kesti. Bakın onlara da tedbir geldi. Ceza keserken ilgili şubeye kesti. İlgili şube ne dedi? Ya bizim 250 bin tane şubemiz var. Ne var ki 1 lira koyarız 250 bin lira yapar. Ceza dediğiniz nedir ki dedi. Orada da yine düzenleme olarak tüm şubelere bir cezanın getirilmesi yönünde bir adım atıldı. Ama yetmiyor. Yani şimdi bizim gördüğümüz hani
Sığınmacı meselesinde olduğu gibi yani biz Türk milleti olarak acaba şu tarafından bu işin içinde bir parça bizim de payımız var mı diye bakmamız gerekiyor. İsraf politikaları örneğin. Ya ben her gittiğim yerde diyorum ki israfın önlenmesi. Ya önce devletten başlasınlar, önce işte şuradan. Ya bir dakika tamam. İsraf dediğiniz baştan sona önlenmesi gereken bir mesele. Evinizden başlayıp okula kadar, sokağa kadar milli servete zarar verilmemesi işte. Bir tabelanın kırılmaması, bir bankın hasar görmemesi, yine evde bir lambanın fazla yanmaması, okulda işte bir prizin kırılmaması, bir duvarın, bir kapının kırılmaması. Bunların hepsi milli servet ve israfın önlenmesi. En son şunu soruyorum. Bu ülkede günde kaç ekmek çöpe gidiyor biliyor musunuz? Müslüman bir devlet, Müslüman bir ülkeyiz, Müslüman bir milletiz. Ve biz tabak sünnetliyoruz ki günah olmasın diye. Yere bir parça ekmek düştüğü zaman bunu alıp kenara kaldırıyoruz. 7 milyon ekmek çöpe gidiyor. Paraya bakar mısınız? Evet, evet. Şimdi bunların hepsini yan yana getirdiğimizde sığınmacı meselesinde olduğu gibi oturumlara geldiğimizde işte hani esas meselemiz oydu. Şimdi her ülkede olduğu gibi oturuma müracaat etmeyle ilgili yurt dışında o eğitime giden çocukların oturma ve çalışma müsaadesi var mı? Özellikle 3. sınıfa geldiğinde stajını yapacaksa, eğitimini aynı zamanda sürdürecekse hem çalışma müsaadesi veriyor. Bakın öğrenciden bahsediyorum. Hem oturum veriyor. 2 yıllık veriyor. Ve o kadar da zor bir şey değil. Üniversiteye kaydını yaptırmışsa, kaydını yaptırdığı an itibariyle eğitimi devam ediyorsa, öğrenci belgesi varsa, 3 yıllık, 4 yıllık bir üniversite tamamlayacaksa 2 yıllık oturum veriyor. Avrupa ülkesinden bahsediyor. Yine aynı şekilde stajına başladı. 2 yıllık çalışma müsaadesi veriyor. Ama bizde nasıl oluyor? Sanki vatandaşlık vermiş gibi o seviyede aslında siyasi eleştiri haline getiriliyor. Halbuki öyle değil. Avrupa'da sistem nasılsa bizde de sistem aynı. Şimdi kısa süreli oturum müsaadesi var. 6 aylıklar var. 1 yıllıklar var. Evlilik dolayısıyla oluşanlar var. İşte gelmiş, evlenmiş, 5 yılını doldurmuş. Şimdi bakın bir yabancı buraya geldi bir Türk'le evlendi. Evlenir evlenmez vatandaşlık alamıyor. Oturum müsaadesi alamıyor. Bunlar öyle kolay işler değil. Ama esasen baktığımızda 250 bin dolarlık bir konut aldığında önceden 70-90 bin dolardı. Özür dilerim. 150 bin dolara çıktı sonra. Şimdi evet, 250 bin dolarlık bir konut aldığında ya da bir gayrimenkul aldığında otomatikman oturum izni alabiliyor. Şimdi müracaat ediyor. Bakın yeterli değil. Şimdi aldı. Her konutu alan oturum... Ya parayı veren düdüğü çalmıyor. Şimdi olmuyor o iş öyle. Şimdi birçok bana örneğin müracaat geliyor. Diyorlar ki biz konutumuzu aldık, müracaatımızı yaptık, çıkmadı bir türlü. O kadar didik didik inceleniyor ki. Ya ben 5 yıl burada evli olup çocuğu kocaman olmuş yabancı kadınlar biliyorum. Vatandaşlığını da alamıyor henüz. Diyor ki hatta şikayet ediyorlar. Göç idaresinde ne kadar uzun bekliyor evraklar. Evraklar uzun beklemiyor ama çok inceleniyor artık. Dolayısıyla valilik de bu konuda çok düzenleme getirdi bildiğiniz gibi. Şimdi örnek veriyorum Esenyurt, birkaç ilçede Bağcılar buralardan artık konut satışını yabancıya yapmıyor. Şimdi bu da çok önemli bir evet, adım. Öyle bir dolayısıyla şey İstanbul'daki yığılmanın önüne geçmenin önemli sebeplerinden bir tanesi o. Peki şimdi ekranları başında bizi izleyenler şunu göreceklerdir. Sokaklarda eskisi kadar neden sığınmacı yok? Niye göçmen yok? Çünkü nizama girdi. Ha şimdi rakamlarla konuşalım. Bakın 5 milyon civarında sığınmacı var ülkemizde. Şimdi bu sığınmacıların ne kadarı geri gönderildi suça karıştıkları için? 270 bin civarı. Yine işte oturumu bitti, çalışma müsaadesi yok. Farklı şekilde işte yine kaçak çalışanlar, bilmem ne yapanlar. Bunlarla ilgili de yaklaşık 100 bin, 150 bin civarında insan geri gönderildi. Bakın 500 bini buldu aşağı yukarı şu an geri gönderilenler. Buldun mu öyle? Tabii buldu. Ha, harika. Şimdi, %10'a yakın. Tabii yani 5 milyonun 500 bini demek ve kavgasız, patırtısız, gürültüsüz. Dünya ayağa kalkmadan çünkü biliyorsunuz böyle hümanist kavramlar olduğunda her nedense Avrupalı sarı saçlı mavi gözlü sığınmacıyı seçerken biz hepsini kabul etmişken bizim 3 taneyi geri göndermemiz dünyada olay oluyor. Bunlar konseyde konuşulan şeyler. Dolayısıyla... Avrupa Parlamentosu'nda bunlarla çok karşılaştınız mı? Ben çok enteresan olaylardan bahsedeceğim. Şimdi itirazlar bize karşı aslında değil. Bizim orada hazırladığımız çalışma raporları var.
Bunlardan bir tanesi de özellikle Avrupa'da kaybolan 600 bin çocuk. Bakın bununla ilgili... Şimdi bir de bu boyutu var. Ha? Tabii 600 bin çocuk organ mafyasının eline geçirilmiş. Kuş bataklığına sürüklenmiş. Çocukların şu an esamesi okunmuyor. Avrupa'da. Demokrasinin beşiği dediğimiz... Orta Doğu bölgesinin çocukları mı? Tabii tabii bu çocuklar işte farklı yani Suriye'den giden de var. Farklı ülkelerde Afganistan'dan gidenler de var. Bu çocuklar yok şu an. Sıra kadem bastı. Kimseleri yok çünkü. Kayıtla girmişler ama çocukların yok. Çocuklar yok ortada. 600 bin kişi bakın bunlar raporlandı. Tabii ki 600 bin çocuğa bir koca Avrupa sahip çıkamaz mıydı? İnanın biz o konuda olağanüstü bir gayret ortaya koyduk. Ve her birine burada bakın eğitiminden tutun. Yani bir üniversite şimdi adını vermeyeyim. Ben de eğitimlerim. İkinci uzmanlığım benim çocuk psikolojisi. Eğitimlere katıldım. Suriye'den gelen küçük çocuklara özellikle adab-ı muaşeret. Çatal bıçak kullanıyorlar. Yani tabağı önlerine koyuyorsunuz. Savaş psikolojisiyle gelmiş çocuklar. Tabakta yemek, ekmeği var, kaşığı, çatalı, bıçağı. İnanın hızlı bir şekilde kaşıkla ekmeğin arasına yemeği doldurup kenarda koltuğun altında yiyen çocukları biliyorum. Saçlarını tarayamıyorlar. Şimdi bu çocukların eğitiminden tutun. Yabancı dil. Mesela Türkçe bilmiyorlardı. Hepsi işte Arapça biliyor, Kürtçe biliyor bilmem ne. Türkmenler hariç. Bunların Türkçe eğitimlerinin verilmesi. Bunlar da şey yapılmadı örneğin. İşte okullarda bakın bu pedagojik olarak çok önemli bir husus. Çocukların ayrı bir sınıfa ayrıştırılması çok daha kolay bir şey. Ayırın, orada eğitin, sonra entegre edin bir şekilde. Öyle yapılmadı. Diğer sınıflarda karma eğitim gördü çocuklar. Yani Türk öğrencilerle birlikte o çocuklar da harmanlanarak eğitildiler. Ve buradaki emek çok daha büyük tabii ki. O yani eş zamanlı olarak hem bu tarafa travma yaşatmadan hem o tarafı geri bırakmadan o çocuğun uyumlaştırılması. Yine bunların annesinin babasının eğitilmesi. Bunların işte iaşelerinin sağlanması, barınmalarının sağlanması. Bunlar çok büyük emeklerle meydana geldi. Tabii buna doğru orantılı olarak da oturumla alakalı istenen belgelerin tamamlanması için. Çalışıyor ama çalışmıyor. Birçok mesela bununla da karşılaşıyoruz. Yani 250 bin doları verdikten sonra bitmiyor. 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 Yani o iş o kadar basit değil. Tabii ki önemli. Bu koşullardan bir tanesi. Ve İtalya'da da var biliyorsunuz. Yani evet. Gittiniz evinizi gayrimenkulünüzü aldınız. Size bunun karşılığında oturum verebiliyor. Ama veriyor mu hemen? Avrupa'da veriyor söylüyorum işte yani. Ama bunun koşulları var. Koşullara bakıldığı zaman bu işin o kadar da kolay olmadığını aldım biz bugün evi. Biz de o normlara uyuyor mu? Tabii tabii. Bir önemli de, olan o. Tabii şimdi. Göç idaresinde bu normların tamamını uyguluyor. Harika. Yani şu an için özellikle çok fazla denetim var. Bilhassa burada kaçak bir şey olması. Çünkü terör saldırısı bakın dün Küçükçekmece'de meydana gelen terör saldırısını buradan lanetleyelim tekrar. Yani demokrasiye vurulmuş bir hançer niteliğinde. Ama bunlar bizi yıldırmayacak, sağdan da geri çektirmeyecek. Şimdi orada da aynı şekilde terör tehdidi varken siz kimin ülkenize geldiğini veya kimin vatandaşlık aldığını incelemek gerekiyor. Şimdi örnek veriyorum. Bilhassa suça ilişkin soruşturmaları bu insanların yapılıyor. Yani adam 250 bin doları verdi, hadi aldı ama suçlara karışmış, bilmem ne yapmış. Öyle olmuyor o iş. Dolayısıyla bunların devlet yapısı nasıl ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşı olan kişilere örnek veriyorum bir kimlik alırken bile koşullar, kurallar, kaideler var. Ehliyet alırken koşullar, kurallar, kaideler varsa vatandaşlık alırken bu koşullar, kurallar ve kaideler çok çok daha fazla bunu buradan hani bilinmesini istiyorum. Şunu yapmamakta fayda var. Yani neden bu hale geldi bunu da bazen zaman zaman hani gittiğimiz biz toplantılarda da karşılıklı istişare ediyoruz. Niye insanlar aslında kulaktan dolma bilgilerle bu tip değerlendirmeler yapıyor ve siyasi saldırılarda bulunuyor? Bu çok doğru bir şey değil. Sağduyuyla, ferasetle aslında çok basit bunlar incelenebilir. Gerçekten bu konuyla ilgili nasıl adımlar atılıyor, vatandaşlık almak için neler gerekiyor, bu süreç ne kadar sürüyor, her vatandaşlığa müracaat eden gerçekten vatandaşlık alabiliyor mu, oturma izni alabiliyor mu, ondan sonra çalışma izni alabiliyor mu, bunların incelenmesi gerektiğini düşünüyorum.
Şimdi sahada çalışırken yine bilhassa tekstilcilere gittiğimizde inanın bana ne diyorlar biliyor musun? Aman vekilim ne olur sığınmacıları Göndermeyin. 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 Ben de diyorum ki neden? Aman yanlış anlaşılmasın. Biz Türk çalıştırmak istiyoruz. Sigortasını da ödemek istiyoruz. Düzenli maaş ödemek istiyoruz çünkü. Hanutçuluk yapanlar var yabancılarla ilgili. Doğru. Meydandan topluyor, koyuyor. Yani var ya o Kemal Sunal'ın bir filmi Evet, vardı. oku. Hani inşaat işlerini topluyordu, getiriyordu falan filan. Topluyorlar, getiriyorlar, bize bırakıyorlar. Hanutçular arada para alıyor diyor. Bunu yaşamak istemiyoruz ama eleman bulamıyoruz diyor. Bakın yani bir taraftan evet sığınmacılar gitsin ama bir taraftan da ya biz onlar giderse biz garson bulamayız diyorlar. Biz aşçı bulamayız diyorlar. Tekstil atölyesinde çalışan bulamayız diyorlar. Birçok alanda Aynı şu an koşullarda mı çalıştırıyorlar efendim onları da? şimdi orada da Yine sosyal gelen güvenceler eleştiri, orada da aynı gelen mı? eleştiri hemen o. Maaşlar Tabii. aynı mı? Ucuza çalışıyorlar, sigortası çalıştırıyorlar. Ya işte. Şimdi ne diyor biliyor musunuz? Atölye sahipleri. Derhal diyor. Şimdi ben günlük örnek veriyorum. 1.000 lira yevmiye veriyorum. Örnek veriyorum diyor. Hanutçuya da veriyorum para. Ya da 700 lira yevmiye. Beni buluyor diyor. 30 bin lira eder. Ben zaten bir Türk çalıştırsam diyor 25 bin liraya en kötü çalıştırırım diyor. İstemez miyim düzenli olsun diyor. Yevmiyeyle çalışıyor onlar çünkü. Yani öyle aylıkçı bilmem ne falan değil. Genelde atölyelerde çok Yasak değil sistem mi? çok enteresan. Yasak tabii ki. Ama bunların da denetlendiği zaman ağır cezalarla karşılaşıyorlar ama eleman bulamayan atölye ne yapacak? Ne yazık ki bu yola başvurmak zorunda kalıyor. Zor oyunu bozuyor. Tabii yani ne yapsın şimdi imalatını yaptıracak. Koca koca ilanlar var. Gidin her yerde. Atölyede şu aranıyor, atölyeye bu aranıyor, garson aranıyor, bilmem aşçı aranıyor. Aranıyor da aranıyor. Gelin bir tarafta da herkeste şu zelzeniş var. İşsiziz. Bakın yine bir saha çalışmasında karşılaştığım olaydan bahsedeyim. Ya asgari ücretle bir evde geçinilebilir mi? Evet geçinilmez. Hemfikirim bunda. Bilhassa bugünkü işte ev kiraları göz önünde bulundurulduğunda, market fiyatları göz önünde bulundurulduğunda bir asgari ücretle geçinilmez. Ama evde var mı çalışacak başka kimseniz dediğimde, evet bir kızım bir oğlum var işte oğlan geldi 26 yaşına, kız geldi 24 yaşına, bir tanesi üniversite mezunu, bir tanesi lise mezunu. Derhal hemen iş bulayım onlara dedim. 3 asgari ücret girecek. Geçinir misin? Çok iyi geçiniriz. Hanımın çalışmasın, evin hanımı. Ondan sonra inanın ertesi gün İkisine de iş buldum. Şimdi kız üniversite mezunu ama hiç iş tecrübesi yok. Dolayısıyla bir şirkete hani sekreteryaya değerlendirmek üzere kurumsal bir şirkete hemen onayı aldık. Erkek kardeşimiz de lise mezunu. O güne kadar onun da tecrübesi işte birkaç işte çalışmış ama geçici çalışmış. Ona da yine kurumsal bir şirkette silahsız güvenlik görevlisi. Hemen aileye söyledim. Baba çok mutlu oldu. Aa çok teşekkür ederim vekilim falan dediler. Bir de asgari ücretin de üzerinde maaş alacak erkek olan. Kız olan da biraz üzerinde alacak. Mesai koşulları falan da çok iyi. Ertesi gün tekrar aradılar. Dediler ki ya bizim çocuklar işte bir üniversite mezunu bilmem ne ya bir belediyede falan iş bulamaz mısınız? Yani bir masa bir kasa. Şimdi hani burada nerede kabahat? Türk milleti böyle değil ki normalde. Biz hani hangi ülkede var ekmeğini taştan çıkarmak? Bize mahsus. Bize Evet, mahsus evet. gerçekten. Ekmek parası kavramı hiçbir ülkede yok biliyor Evet. musunuz? Temel geçim kaynağımız olan ya da temel geçimimizi sağlamak için temel gıda olarak baktığımızda en kutsal gördüğümüz ekmek parası. Bunu yabancı dile çevirin, Almanca, İngilizce çevirin. Adama söyleyin böyle Karşılığı yok. bakar. Evet. Belki bu ne demek? Dolayısıyla minimal geçim sınırlarında aslında biz evet bu bize yeterli diyebilecekken geçmişte bugün geldiğimiz günde insanlarda iş beğenmemek. Evet bir tarafta bir kesim var biz ona da mücadele ettik. Örnek veriyorum öğretmen olmuş ama kontenjan açıklanması konusunda yetersiz kalıyor. O öğretmen kardeşlerimiz farklı işlerde çalışmak zorunda kalıyor. Evet. Şimdi hiçbir işin ayıbı yok. Bakın hiçbir işin ayıbı yok. Ama
önüne iş çıkıp da bunun beğenilmemesi, ondan sonra da şikayet edilmesi bana göre ayıp. Dolayısıyla biz orada da hani şimdi istihdam edilmesi gereken ama edilmeyenler grubunu hariç tutacak olursak bir kesim var ki iş beğenmiyor. Bugün kaporta boyacısı arayın. Yok. 40-50 bin lira maaş. Var mı o kadar? Var var tabii tabii. Bir boya ustası 40 bin lira 50 bin lira şu an maaşla çalışıyor. Ve bulamıyorsunuz, yetişmiyor çünkü. Ha diyeceksiniz ki şimdi hemen suçlama gelecek oradan. Ya devlet meslek okullarını falan. Yok. Şu an meslek okulları ile ilgili bir seferberlik var. Organize sanayilerin önemli bölümünün içinde meslek okulları var. Ama aileler çocukların meslek okuluna gitmesini istemiyor ki. Bir üniversite okusun neresi olursa olsun. Evet. Şimdi bir arkadaşımız geçen geldi. Son bunu da anlatayım. Çok uzun konuştum. Diğer konumuza da yok, hakkına girmiş oldum. Evet. Hakkınızı helal edin. Estağfurullah. Dedi ki oğlan dedi üniversiteyi kazandı dedi. Paralı üniversiteye 200 bin lira yıldı. Hayırlı uğurlu olsun ben de destek olayım dedim. Ne kazandı dedim. Dedi ki lojistik kazandı. Şimdi hani 200 bin lira ödeyecek. 2 sene okuyacak çocuk. Lojistiği bitirdiğinde iş bulma imkanının zayıf olduğunu bilerek aslında yola çıkması gerekirken şöyle diyor. Üniversite bitirdi hadi benim çocuğum şimdi hemen havada kapması gerekiyor herkes. Demek ki bizim şunu ölçümlememiz gerekiyor. Gerçekten neredeyse örnek veriyorum bilişim sektöründe %90 açık var. Hangi alanda çocuklar okursa okusun anında işe girerler. Yüksek maaşla girerler. Şimdi öğretmenlikte branşlara göre bakmak gerekiyor. Nerede kontenjan açıkları olacak? İşte hekimlikte her daim mutlaka boşluk var. Çünkü Türk hekimleri her yerde her zaman rağbet görüyor. Ve meslekleri böyle ayırdığımızda mesela polislik sürekli polisler alınıyor şu an. Ama dolayısıyla, en iyi mesleklerden bir tanesi de emlakçılık Sayın Bey. Yani şimdi o da çok enteresan. O da çok enteresan. Sizin lazım. Uzmanlığınız evet. Şimdi orada da tabii piyasa şu an çok enteresan durumda. Evet. Buradan emlakçılarımızı da selamlıyoruz. İşte her işin, her mesleğin onurlu dürüst yapılması. Kesinlikle. Biz işte orada şey diyoruz ahilik geleneğinin sürdürülmesi her meslekte. Bakın ister evlerde temizlikçi olun. İster aşçı olun, ister hekim olun, ister polis olun ama her görevi en iyi şekilde şerefinizle yapın yeter. Sayın Vekilim ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun, var olun. Valla hani nasıl geçti zaman bilmiyorum. Evet benim için de öyle oldu. Siz de özlemiştik teşekkür ederim. İyi yaptınız ayaklarınıza sağlık. Tekrar seçimlerin hayırlara vesile olmasını İnşallah, temenni ediyorum. Vesile olsun. Buradan Cumhur İttifakı adayımız Murat Kurum Bey'in bilhassa yaklaşan deprem Efendim, riski de göz önünde bulundurulduğunda inşallah teşrif edecekler. Ay ne kadar güzel. Evet. Biz yine aynı şekilde bütün ilçelerde Cumhur İttifakı adaylarımızın kazanmasını, yine Silivri ilçesinde Serkan kardeşimiz yine Beşiktaş ilçesinde ve diğer Cumhur İttifakı adaylarına destek verilmesini buradan hasreten rica ediyoruz. İstanbul'un buna ihtiyacı var. İnşallah İstanbul'un başına gelmiş en büyük felaket İmamoğlu'ndan kurtulup kurum gelir, düzene girer. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür efendim. Ederim. Çok teşekkür sağ olun, ediyorum. Var olun. Sevgili Kudret bugün sana iş bırakmadık. Sayın Vekilimiz zaten sağ olsun. Vallahi aslında birkaç programda almak istiyorum. Müsait olurlarsa kendileri teşrif ederlerse. Efendim bu hafta kapatmamı hemen rica ediyor yönetmenim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta tekrar görüşünceye dek esenlikler efendim.